Herkese merhaba. Ben Tuğba Akıncı. z Talk YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi merak edilenleri konuşmaya devam ediyoruz. Bugün çok keyifli bir konuğum var. Kubilay Aktaş, araştırmacı yazar. Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz. Ben de iyiyim. Buraya dedim ki birkaç soru yazdım hı. ben ama yani önümde bulunsun diye yazdım. Çünkü konu konuyu açıyor sohbeti. Hı hı. Çok güzel. Ben de seviyorum sohbet etmeyi böyle güzel Eyvallah, bir ortam tabii, oluşuyor. Tabii. Seyircilerimizin de hoşlandığını biliyorum. kesinlikle. Sorular bazen böyle sadece onun etrafında ama onun çağrıştırdığı çok şeyler, açılımlar, ilhamlar evet, inşallah. Evet, evet. Hocam şimdi ben de kendi merak ettiklerim de Mutab var tabii ama mesela astral seyahat konusunu çok defa konuştunuz, anlattınız. Hı -hı. Belki bundan sıkıldınız. Biliyorum. <laughs> ya yani onunla biraz özdeşleştik gibi. Benim evet, konularla özdeşleş. Evet, öyle yani. oluyor evet. ama aslında sizin Hı -hı. çok daha farklı konularınız var. Ee, anlatmak istediğiniz ama ben bununla bir girmek istedim konuya. Şöyle diyebiliriz. Ee, yani insan nedir? İnsan hı hı. bir enstrüman misali. O yedi tane notası, yedi tane nefis mertebesi, yedi tane ayrı ayrı rengi, yedi tane temel esması farklı farklı fazların bilinçleri var, halleri var. Yani bir mikrobun hayatıyla, bir hayvanın hayatı, hayvanın bitkinin insanın hayatıyla peygamberlerin yaşantıları hepsi farklı farklı Mertebeler hepsinin de bir hikayesi var hı hı. ve bazen bilincimiz e, bir amipin dünyasına da düşebiliyor, <laughs> Nefse emmarenin dünyasına da düşebiliyor, hı hı. sadece beden dünyasına da düşüyor. Bazen kolektif şuurun bilincine de çıkıyor. Oradaki rüyalara, rüyetlere, algılara e, da duyarlı olabiliyor. Bir alıcı verici bir e, şey var, bir etkileşim var. Biz neyiz dersek biz tamamiyle etkileşim varlığıyız, duyarlılık var, hassasiyet var. Yani yediklerimiz oluyoruz, zamanla düşündüklerimiz oluyoruz, düşüncelerimiz duygularımıza yansıyor, duygularımız ilişkilerimize yansıyor. Bunların e, totalde olduğu noktaya biz gerçeklik diyoruz. İşte şu anda mesela e, siz buradasınız, ben burası bizim gerçekliğimiz. Ama İçeride şu meyvenin içinde bir çekirdek var ki onun fazı, onun frekansı bir değiştiğinde atıyorum hipnoz dünyasına bir girdiğimizde, belki rüya dünyasına bir girdiğimizde veya ölüme bir yaklaştığımızda algımız değişi değişiveriyor. Evet. Frekans gibi düşün yani. Doğru. O frekansın bilinci var. O frekansın kokusu var. Onun görüntüsü var. Onun ilgili olduğu yıldız var. Yani e, iz düşünsel, paralel gerçeklikler birbirinden kesinlikle ayrı değil. Yani düşüncelerimle elimin hareketi birbirine, elimin hareketiyle efendim belki tetiklediğim sistemler birbirine. Dolayısıyla astral nedir? Astral yıldız. Yıldız dünyasından hmm. yani ışığın dünyasından, fotonların dünyasından kendine bak. Bu fotonun, fotonun, nurun, bu astral'in buradaki görünümü beden. Hmm. Ama öldüğümüz veya ölüme yaklaştığımız yani farklı bir açı kayması yaşadığımız. Mesela farklı açı kayması uykuda yaşıyoruz bunu ölümün küçük kardeşi. Evet. Ne oluyor orada? Yani 5 dakika önce o odadaydın 5 dakika sonra başka, bir, yer başka bir yerdesin. Nasıl bir varlığız? Belki uyanamayacağım. Nasıl bir varlık? Öyle gideceğim uykuda. Ya. O zaman çok dikkatli olmamız gerekiyor. Demek ki bu varlık çok değerli bir çok önemli bir şeyler bir mesajlar veriyor bize evet. yani. Kendimize güvenemeyiz. Yani buraya da güvenemeyiz. Oraya da peki neye güveneceğiz biz? Güvencemizi nerede bulacağız? Bizi koruyacak olan şey ne? Neye intisap, neye dayanacağız? İçimizde değişmeyen şey ne? Her şey değişiyor. Evet. Heh. Ama i̇şte Biz yeşil. buna iman diyoruz. Yani. Ha, onu diyecektim. İman İnanç, diyoruz. iman. Hani yani yatıyoruz. Biz, biz besmeleyle işte, yatıyoruz. duamızla işte, yatıyoruz. Aynen. Allah beni sabaha çıkarsın aynen. diyoruz aynen. mesela değil mi? Ha, onun gibi bir şey. Hani <laughs> yattım tamam. Ha Bir de şundan emin olmak lazım. Ben e, iyi bir kulsam eğer yani iyi bir kul olmaya çalışıyorsam ben uykuda da gitsem ne olur ki? Tabii. Yani her an her yerde gidebilirim ölebilirim ama uyku çok böyle yarı uyku yarı ölü gibi oluyoruz ya mesela hani böyle rüyamızda bile sanki bir daha uyanamayacakmışız gibi o rüyadan uyanmaya çalışıyoruz Hı -hı. uyanmalıyım falan Hı -hı. gibi hani değil mi yani, çırpınıyoruz böyle kesinlikle. onun kesinlikle. gibi bir şey. Yani aslında bu sadece rüyada da değil, bir düşüncede de bazen oluyor. İnsan bu mücadelesi içerisinde hep gelişime yönelik, hep miraca yönelik. Kulluk demek zaten özünde bilmek demektir. Ben Hı -hı. cinleri ve insanları ibadet etsinler, bilsinler, kul olsunlar. Kendi gerçekliklerinin onlara vermiş olduğum değerin, yani onların niçin yaratıldığının, niçin yaratıldıklarının farkına varsınlar. Kulluk demek bilmek demek. Hı -hı. Bilmek demek bu kainatın kasti bir ilimle, bir iradeyle kasti olarak yaratıldığını senin de burada vazifeli, sorumlu olduğunu. Evet. Yani bu tohumun bir amacı var. Bu tohum bu toprağa düştüğü zaman meyve verecek veya çürüyecek. Hı hı. Bu da senin çabana bağlanmış, yani insanın çabasına evet. bağlanmış. İşte ibadetlerle, pratiklerle kulluğumuzu meyve vermeye yönelik o ibadetlerin her birisi de aslında doğadaki Biyolojideki ve psikolojideki kanunların bizdeki iz düşümleri. Yani bugün mesela işte hacca bakıyorsunuz, ortada bir küp etrafında şey. Aynı şey biyolojide de, evet. aynı şey psikolojide de bir fikir etrafında dolanıyoruz. Bu fikir ya imana ait bir fikir etrafında dolanıyoruz veya inkara ait bir fikir etrafında dolanıyoruz. Doğru. Ya e, Allah'a ibadet ediyoruz. ya da nefsimize, paraya, dünyaya ibadet ediyoruz. Herkes ibadette. Her şey bir şeye, bir şeyle ilişkide ve o ilişkide olduğu, o irtibatta olduğu, o rabıtada olduğu şeyin algısı ve rüyası içerisinde hı hı. kendisini inşa ediyor. Hı hı. Ve bu inşanın bir z raporu olacak. Kişinin kıyameti kopacak. Evet. Yani kişi ölecek. Bu dünya da bir gün bitecek. Nereden biliyoruz bu dünyanın da bir gün biteceğini? Çünkü her şey bitiyor. Sen ölüyorsun. Evet. Her kişi kendi kıyametini yaşıyor aslında. Dünya da dünyanın da dünyada bir insan gibi düşün. Yani dünyayı insandan ayrı düşünme. Dünya büyük bir insan. Kainat büyük bir insan. Hı hı. İnsan ise küçük bir kainat. Sen ölüyor musun? Ölüyorsun. Senin düşüncelerin var mı? Dünyanın da düşüncesi var. Doğru. Toprağın da bir bilgisi var, suyun da bir bilgisi var, havanın da bir bilgisi var. Yani dünya sadece bizim İstanbul'daki dünyamız değil. Dünya sadece bizim YouTube'da gezmiş olduğumuz kanallardaki fikirlerimiz değil. Dünya hakikatinde ezeli ve ebedi olan Allah'ın yaratmış olduğu bir platform, <laughs> bir araç, bir vesile ve bunun bir amacı var. Bunu uzaylılar yaratmadı. <laughs> Bunu biz yaratmadık. Uzaylıları da yaratan var. ...yani bizim kendimize ait bir gücümüz yok... ...bir sinek, bir sineğe düşünün... ...ya çok basit bir sinek gibi diyoruz ama... Hı hı. ...bir sivrisinek konsun şu... ...hadi buyurun... ...hani buyurun yani gözüne bak... ...cihazlara bak, kanatlara bak... Evet. ...sese bak... ...radarlara bak, yarasaya bak... ...ya mucizeye bakın yani... ...ya bu mucize karşısında bir insan... ...hayret edemiyorsa... ...bunu sıradan görüyorsa... ...Elon Musk'ın o şeyleri... ...ya tamam bunlar çok güzel... Ama bak burada çok acayip bir şey var. Evet hatta şöyle bir yakından bakıyorsunuz sineğe böyle acayip işlenmiş yani böyle evet. rengi her şeyi e, ve yaklaştığın zaman senden kaçıyor. Korkuyor yani senin onu öldürebileceğini biliyor. Ya o kadar acayip bir şey yaratan e, evet, Allah evet, yani evet. sana neler yapmaz ya, yani anlatabiliyor muyum? Nasıl bir şey yani, dişlerimiz, bu? Dişlerimiz, kalbimiz, şey. kulağımız, yediklerimiz, içtiklerimiz o yumurta. İnsanın halden hale dönüşümü, anne rahminden çıkması. Evet, o, yani... Hele o, o aşama çok acayip bir şey. Ya bunlar Gerçekten. nasıl şeyler, şeyler yani? Çok başka Bu bir nasıl olay. bir şey yani? Bunlar hakikaten işte kulluk demek bunlara karşı pas. Cenab-ı Hak bize pas atmış. Biz de ona pas atacağız. Yani evet. paslaşmak, kulluk, irtibat, rabıta. Bakmaz mısınız, görmez misiniz, düşünmez misiniz? İşte dün arkadaşın gözüne bir küçücük bir şey tüycük kaçtı yani. Sadece nasıl ağrıyor biliyor musun? Ya. Ama burada saç çıkıyor. Hadi bu gözde çıkmıyor mesela. Ya. Ah seni takdir mükemmel yani. İşte kıyamet bir uyanışsa eğer ki, uyanış böylesi bir realiteye uyanış. Hı hı. Eğer ölüm bir dönüşümse eğer ki, egonun benliğin asıl noktaya verilmesi. Ego bir tohum, benlik bir tohum, ene bir tohum. Bunu doğru toprağa ekip meyvesini almamız. O meyve de ahirette. Hı hı. Bu dünyada yaşamış olduğumuz her şey aslında ahirette aslının ne olduğunu. İşte astral seyahat bu şeyi görüyoruz ya e, bu projeksiyondan yansıyan, e, duvarda yansıyan e, görüntüleri görüyoruz ya. Hı hı. Bu görüntülerin aslının ışık olduğunu, aslının yıldız olduğunu, aslının foton olduğunu, aslının nur olduğunu, aslının o değil, bunun onu gösterdiğini hı hı. ve bu da neleri gösteriyor, iç içe evren boyutları, o da Allah'a gösteriyor. Işığı da yaratan o, maddeyi de yaratan o, doğuyu da yaratan o, batıyı da yaratan o, astrali de yaratan o, şehadet dünyasını, fizik dünyasını yaratan da o, doğuların ve batıların. Yani hı hı. marifet şu değildir. İşte ya bunlar asıl değil, asıl olan odur, asıl olan Allah'tır, Allah'a evet. imandır. İşte kuantum dünyayı, kuantum dünya, Newton dünya. Kuantumun da Rabbi, Newton'un da Rabbi, hepsinin Rabbi Allah'tır ve Allah peygamberleriyle, kitaplarıyla açık ve net bir şekilde bunu göndermiş ve ahir zamandayız. Son her dönem ahir dönem ama şu anda hakikaten dünyada artık can yani can çekişiyor veya veya, veya bir geçiş evresindeyiz. Kendi ahirimizdeyiz. Ben şimdi işte şu yaşa geldim. Bakıyorum böyle ya ne ara geldim dedim. Benim bir sürü yapacak işim vardı. <laughs> Öyle ben de, düşünüyor o, musunuz? Yani düşün. 50 yaşına gelmişim ben ya. 75 de olmuyor. 48-50 de yani. Ne ara geldim ben 50 yaşına. Şurada yaşayacağım. 30 yaz var yani. 40 yaz. 100 sene yaşasan ne olacak ki? O da gidiyor bitiyor. Doğru. Bitiyor yani. Yarın çıkacağımız meşhur. Bu çok önemli bir mesele. Evet. ya Bir de eskiler hep şunu söylerdi. Ya bir türlü akşam olmuyordu bizim zamanımızda. Evet. Şimdi hemen akşam oluyor. Belki yaşam şekli bilmiyorum. Belki Nasıl bir e, hipnozdayız şeyler. değil mi? farkında mısın? Ama bir anda çat diye akşam oluyor. Mesela gün bitmiş. Hangi ara bitti diyoruz zaman o kadar ilerliyor ki işte e, şey diyorlar. Ahir zamanda böyle olacaktı zaten. Onu görüyoruz diyorlar. Katılıyor musunuz? <laughs> Kesinlikle. Mevsimler, <laughs> ya, insanların ya, 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 tavır ya, ya. ve davranışları, ya, ya. yaşam şekilleri, e, gizli kalması gereken şeylerin Apaçık ortaya sunulması beni anlıyorsunuz yani artık bunları da normalleştirmemiz gerçekten bir kıyamet alametlerini yaşadığımız Aynen. süreç olarak değerlendiriliyor. Aynen. Ve bir, bir takım insanlarda da aslında bunlar rahatsız ve korkuyor. Kıyamet Bazı, geldi herhalde bir, bir diyorlar. Bir kısmı da belki farkında değil. Belki bu kıyamet koptu diyorlar yani anlatabiliyor yani, muyum? Yani, bir kısmı da bunun farkında değil. Evet. Bir kısmı da bunun girdabın içerisinde. Taocu metinlerde şöyle bir şey vardı. Bela okumazlarmış derlermiş ki. Tuhaf zamanlara doğasın. Hmm, tuhaf zamanlarda Daha, olur. Daha etkili bir beddua olamazdı. Çok tuhaf zamanlardayız. Çok evet. tuhaf. Yani yaşadığımız asır o kadar tuhaf ki. O kadar tuhaf ki. Yani bilimin bir keşifi alkışlanıyor. Her şey bilim baş tacıdır bu arada. Evet. Bilimle alakalı hiçbir şey yok. Fakat bazı bilim adamlarının tutumları çok hayret verici. Bunu alkışlıyor fakat bir hücrenin karşısında o tesadüf, o kendi kendine. Oradan kimyasal reaksiyon, buradan şunlar, bunlar. Ya bir damla su ya anne anne rahmi değil. Hocam bak oraya geleyim. Lafınıza balla bölüyorum. Evet. Mesela tüp bebek tedavisinde bile bak bir yere kadar geliyorsunuz. Evet, geldiniz, evet, geldiniz. Evet. Ha, şahane. Anneden evet. alınan örnek şahane, babadan alınan örnek şahane ve birleştirilmesiyle laboratuvar ortamında harika. Ama e, doktorlar şunu söylüyor. Yani yüzde yetmiş oranında başarı olur. Çünkü devamında bilimin bile yapamayacağı tek şey de biliyor musunuz yani Allah'ın yarattığı varlık o embriyoya o canı veren de Allah alan da Allah onu sonuna kadar götüren de Allah götürmeyen de Allah kısmetinde vardır yoktur hani oralara çok girmiyorum ama e, bilim bile bir yerden sonra bir yere kadar bakın. E, embriyoları bile yapay zekanın seçtiği bir zamandayız biz şu anda yapay zeka karar veriyor hangisinin başarılı sonuç elde edeceğini hangisinin e, embriyosunun gelişimini tamamlayacağına yapay zeka karar veriyor öyle bir zamandayız ama tuhaf o bile e, bir yerden sonra e, yine yaradana kalıyor.